hocam, kıyamet ambarı diye bir şey var değil mi? Kıyamet ambarı. Yani kıyamet değil adı, tohum ambarı var. Bir ekrana verseniz arkadaşlar. Hayır, kıyamet diye belki diyorlar, bilmiyorum. Ama Rockefeller'in kurduğu. Evet, şu Abdullah hocam ekranda. Evet. Yani Rockefeller'in kurduğu. Tabii sene, bir 30-40 sene belki 50 sene önceden beri kurduğu. Schwarzschild adasında Spielberg, Norveç'in kuzey kutbu çizgisinin içinde, buzulların altında bütün geleneksel tohumları toplayan ve de bankası orada saklıyorlar. Kıyamet ambarı demelerinin sebebi herhalde kıyametten sonra dünyada kimse kalmayınca, bir iki kişi kalınca onları çıkartıp kullanacaklar diye. Yani belki de öyle, yok planlı. Hocam ben onu şöyle yorumluyorum. Armageddon savaşına bağlayacağım tabii ben burada. Hayır, burada şimdi birinci dünya savaş sonrası dünyada bir düzen oluştu. İkincisinden sonra oluştu. Belki şimdi, ondan sonra evet. Üçüncü dijital uygarlık döneminden önce bir savaş planlanıyor benim gördüğüm. Ona hazırlık yapıyorlar. Ne kadar yıkım olacağını bilmiyorlar. Mesela şimdi... işte belki evet. Evet ve bu Norveç'te. Norveç'te bu. Tabii. Norveç adası kuzeyde. Kuzey ayrıca, yakın. Bakın ayrıca... Çok ilginç bir şey. Ben de hani görünce... Ayrıca... Buzullar içinde. Pardon sözünüzü kestim. Hocam. Şimdi küresel ısınmadan dolayı buzullar eridi de ortaya çıktı. Ha, yoksa gözükmüyordu. Gözükmüyorduk. Yani buzulların şeylerin içinden tünellerle gidiliyordu. Ve şimdi telaştalar, buzullar eriyecek, ısı düşecek diye. Evet. Ne Allah yapacağız Allah. Diye onun telaşındalar. Tohumlar pardon. Var orada. Türkiye'den de bir şey var mı acaba? Türkiye'den bir tek siyez var. Ne demek hocam? Siyez buğdayı. Şimdi anlatırım sonra. Buradan ne çıkıyor ortaya? Tüm ana tohumları almışlar. Tohum noktasında evet. Değil mi? Şimdi Türkiye'de GDO'suz olanları. GDO'suz olanlar orada. Hibrit olmayanlar. Kendileri oradan besleniyor. Evet. Şimdi bu kendileri ifşa etmedi. Ortaya çıktı. Evet. Abdaların altında da var. Abdaların altında. Evet. Yani arka planda bilmiyoruz. Bunu çalışan yok. Gazeteci yok. Tarihçi tarihi doğru yazmıyor. Bakın çünkü ne dedim? Pardon evet. Dikkatleri başka şeye. Tabii, yani cambaza bak oluyor. Tabii şimdi şimdi Rus Sovyetler Birliği'ni ne diye biliyorduk biz? Komünist devrim değil mi? Öyle. Ama arka plana baktığında ekibi oraya koymuşlar, tüm ticareti yürütmüşler. Kim? J.P. Morgan, Rockefeller, Rothschild, A'dan Z'ye. Şimdi Mao ne diye biliyoruz? Bunları eli sopalı zabıta teşkilatı olarak bak. İnsanlara çekiyorlar sobayı, tüm yeraltı kaynaklarını almışlar. Evet. Şimdi, ya. Şimdi burada arkadaşlar mesaj atmış. Onur kulağı çınlasın. 100 diye bir dizi var. The 100 diye. Evet. Dizinin konusu şu. Dünyada yaşam bitmiş. 100 kişiyi dünyaya bırakıyorlar. Ve bu tip bir ambara girip buradan dünyaya yeniden üremeye ve beslenmeye çalışıyorlar. Projeler belli ki. Netflix'te yayınlanıyor zaten dizi. Şimdi şöyle. Bu burada algı yönetimi için zaten son dönemde saklı gizli yok. Bu filmlerin ana tez onların, bir de bunları taklit kopyeden var para için. Yani bir senarist düşün. Bizde de yarın biri bir robot filmi çekse, böyle bir film çekse, bizde senaryo yazanlar para için yapar. Bilir mi ne olduğunu, bilmez. Ama arka planda var. Mesela bizim şimdi sinema sektörü film çekiyorlar. Evet. Bir sürü oyun kuruyorlar ya. Mesela organize işleri çeviren de organize işlere gelir şu an. Yani ona biraz daha, onu özellikle vurguyorum. Evet. Az sonra televizyonculuk yapayım. Evet. Sinema sektöründe şu anda ne oluyor? Abdullah hocamın orada farklı bir bakış açısı var. Onu konuşacağız. Evet. Buradan su savaşlarına girelim mi? Canan hocam, su savaşları, yani işte Armageddon savaşı, beklenen savaş, ya da iklim değişikliği, neden su savaşları ve 2019'da bunun olma ihtimali nedir? Gıda savaşları diye başlamıştık programa. Artık programın bu son bölümünde de su savaşlarıyla ilerleyelim isterseniz. Şimdi Amerika'da yayınlanan 1990'larda biz Amerika'daydık. Yayınlanan bir, orada yani elime geçti. Bir rapora göre, siz de hocam da mutlaka bilir. 2025'te dünyada büyük bir kıtlık olacak. Evet. Su kıtlığı en başta olacak. Öyle mi? 2025'te. Bir de şu sırada başlamış durumda zaten. Yani ben Türkiye'ye baktığımız zaman, Türkiye'de maalesef yeşil ağaçları kesip beton ağaçlar diktik. Ve de dikmeye devam ediyoruz. Çünkü yağmur çok önemli, kar çok önemli. Ama neyse, bu hamdolsun şimdi doğuya epeyce kar yağıyor. Bu yüzümüzü güldürüyor. Çok çok önemli. Yeraltı suları karlardan besleniyor çünkü. Ve de su savaşları başından beri. İşte Mezopotamya kardeşim.
Mezopotamya tarih öncesinden beri Dicle, Fırat'ın en verimli toprakları, en verimli şeyleri hepsi nereden çıkıyor? Doğu Anadolu'dan çıkıyor. Evet. Dicle, Elazığ'daki Gölcük'ten çıkar. Gölcük diye bir şey vardır, göl vardır ki ben orada yüzmeyi öğrenmişimdir. Ben Elazığlıyım ya, ilk yüzmeyi orada öğrenmişimdir. Dicle'nin kaynağı odur. Fırat deseniz işte Karasu'ydu, Munzur'du, işte Murat'tı, birleşir Fırat olur. Ki oradan akan su yani kolay kolay bitmez. Esas petrolden çok daha kıymetli olacak su, şey tatlı su. Onun için bence o topraklara işte yerleşmek için bu olaylar oluyor. Ve dijital dedik, hakikaten dijital ortamda. Bakın şimdi daha beterini yaşayacağız diye söyleniyor. Fakat Arap Baharı nasıl planlandı? İnternette planlandı. Tabii, sosyal medyadan geldi. Sosyal medya yaptı. Libya'dan başladı. Libya, Tunus, Libya, Mısır derken geldi bize dayandı. Aynısını bizi denediler. İşte geldi böyle ama nasıl oldu? Hakiki bir savaş mı oldu? İnternetten bu planlandı, öyle değil mi? Tabii hocam. İşte Akdeniz çevre kıyısındaki ülkeler, çünkü Akdeniz'le ilgili bir enerji projesi var. Evet, o planladı. Bunu daha yine bunu hazırlayan, yani şimdiki filmler, fakat televizyonun çok önemli rolü var. Yani televizyondaki reklamların, televizyondaki hem Türk filmleri hem yabancı filmler. İşte herkes birbirini öldürüyor, vuruyor, yok işte ne bileyim ben havalara uçuyor falan, bunlar insanlara normal gibi geliyor. Sanal, çok yani sanal işte dünyada yaşıyor bizim halkımız. O hale koyuldu. Çocuklar Duymasın diye bir dizi var. Ben Türkiye'den geldiğim zaman dinledim. Güzel bir dizi. Yani sosyal, Türkiye'nin sosyal aile hayatına yönelik, çocuklara şey. Oradaki anne o sene yılın annesi seçildi. Anneler gününde. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Daha kaç sene önce. Şimdi gülmeyin. Doğru. Bu sene de altın kelebek verdiler. Neyse ben bilmiyorum ama yılın anneler gününde yılın annesi çekildi. Bu kadar şehit anaları var, bu kadar perişan çeken kadınlar var, bilmem neler var. Bunu da Türkiye Anneler Derneği bir şeysi bile öyle bir kadınlar derneği verdi. Artık anlayın yani. Ne halde olduğumuzu anlayın. Ama bu 10-15 sene önceki bir olaydan bahsediyorum. Evet hocam. Buradan su savaşlarına gelelim. Bu arada i̇şte bağırsakları soruyorlar. Onları soracağız. Birazdan Canan Hoca'ya özel orada sorular olacak. O ayrı. Hocam Amerika dedi ki ben Suriye'den çekiliyorum kardeşim. Su savaşları ile bilgisi var mı? Neden çekiliyor Şimdi Amerika? Şimdi şöyle, su savaşları derken orada küçük bir etken tabii. Birleşmiş Milletler 2010 yılında temiz suya erişim insan hakkıdır diye bir tanımlama yaptı. Ve Birleşmiş Milletler'de Dünya Sağlık Örgütü'ne göre şu an 884 milyon insan dünyada temiz içme suyuna ulaşamıyor. 884 milyon insan. 2050 yılında bu sayının 5.7 milyara çıkacağı varsayılıyor. 2050 yılında 5.7 milyar insan su kaynağına ulaşamayacak diyor, temiz suya. Rapora göre. Şimdi önümüzdeki dönemde hatırlarsanız Türkiye'nin suyla ilgili Saddam Hüseyin'le rahmetli Özal'a bir takım çıkışları olmuştu suyla ilgili. Zaman zaman Suriye'de Esad'ın babasının şeyleri olmuştu. Dicle ve Fırat'ın kontrolüyle ilgili. Türkiye bunu bir şey olarak kullanmadı. Fakat bu yüzyılda, yani bu önümüzdeki süreçte en büyük su savaşı Nil üzerine kopacak. Şimdi Etiyopya, Nil'in şeyi %85 Etiyopya'dan, dağlardan çıkar. Uganda bir bölümü, Victoria Gölü orada. İsrail dünyanın en büyük barajını yapıyor oraya. Medyada fazla çıkmıyor bu. Amacı Nil'in yatağını değiştirmek. Nil yatağı değişirse Mısır diye bir şey kalmaz. Hakeza Sudan'la öyle. Bunun üstüne bir çalışma yapıyorlar. Ve tehdit de ediyorlar zaten. Yani en büyük su savaşı dünyada Nil üstünde göreceğiz. Mesela şu an DAEŞ'e kontrol ettilen yer, sonra PKK'ya devredilen yer, Suriye'de suyun olduğu yerdi. Evet. Çünkü İsrail'in su problemi var. Her ne kadar arıtma marıtma dese de bizim Antalya'dan gidilen bir su var. Dolayısıyla raporlara göre bakarsak, Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre su önümüzdeki dönemde ciddi bir problem olacak. Çünkü iklim, hava şartlarının değişmesi bu Türkiye'yi de etkiler. Fakat Türkiye şimdilik kendine yetiyor. Şimdi Amerika niye çekildi? Buraya gelirken bizim
arkadaşlardan en çok gelen soru, kısaca ona değinmek için. Bakın, biz şimdi üç kişiyiz burada değil mi? Dostuz, bu da Amerika karşımızda duruyor. Bir tane çay var, Suriye. Üçümüz diyoruz ki biz bu çayı bütün kalsın sana getirtmeyiz diyoruz değil mi? Tamam, ben çekiliyorum dedi Amerika. Hadi içiniz için dedi, kim içecek bunu? İran'la Türkiye aynı mı düşünüyor Suriye'de? Hayır. Hayır. Bir kere kapışacak mısın? Kesin. Öyle gibi duruyor. Peki şimdi Rusya hangi pozisyonda olacak burada? Dolayısıyla Amerika çekilmiyor. Amerika'nın stratejik hedefi aynı, taktik uygulama yapıyor. Evet.